Netflix dizisi Queen's Gambit'in gerçek bir hikayeden uyarlanıp uyarlanmadığını merak eden çok kişi var. Bu sorunun cevabı hayır. Ancak dünyaca ünlü satranç büyük ustası Bobby Fischer ile dizinin başrolü Beth Harmon'ın birkaç benzer yönü var. Öncelikle filmdeki Beth karakterine bir satranç dehası olan Murphy'nin kusuru eklenmiş. Alkol bağımlılığı. Hatırlarsanız final maçına çıkmadan bir gece önce alkolü biraz fazla kaçırmıştı. Tabii bu Beth için hiç iyi olmamıştı. Fischer babasız bir çocuktu. Dizideki Betty de öyle. İkisi de babasız büyüdü. Fischer'ın annesi hemşireydi ve çocuklarıyla hiç ilgilenmedi. Onları yalnız bıraktı. Betty'nin öz annesi çocuğuyla birlikte ölmeye çalıştı. Fakat Beth hayatta kaldı ve annesini kaybetti. Fischer'ın annesi satrançla para kazanılacağını fark ettiğinde çocuğunu turnuvadan turnuvaya koşturdu. Betty'nin annesi de para hırsı için Betty'yi okula yollamaz ve hasta bahanesiyle izin alıp turnuvalara götürürdü. Fischer'in yaşadığı zamanlarda Sovyet büyük ustalar satrançta rakipsizlerdi. Amerikalılar hiçbir şekilde Sovyetlerle baş edemiyordu ve aynı şekilde filmde Sovyet oyunculardan çok korkuluyordu. O zamanlarda satrançta tam bir Rus hegemonyası vardı. Fischer 13 yaşında Amerikan büyük ustalarını art arda yenmeye başlayınca Sovyet büyük ustalar Fischer için hazırlanmaya başlayıp Fischer'in oyunlarını analiz etmeye başladılar. Filmdeki Betty de bir yerden sonra dikkat çekmeye başlayınca Sovyet oyuncular birleşip Betty'nin zaafını aramışlardı. Daha önce de bahsettiğimiz gibi Betty ergenliğe girdikten sonra annesinin de etkisiyle alkol bağımlılığı başlıyor. Paul Murphy de bağımlıydı. Yani Amerikalı bu iki satranç ustasının zaafları aynı. Fischer Rusça öğrenip Rus satranç oyunlarını takip ediyor. Betty'nin de birkaç sahnede Rusça konuştuğuna şahit olduk. Fischer çok popülerdi. Televizyonda talk show programlarına katılırdı. Dreams of plots and yeah, and I don't even read those books. That's, I wonder about. So they're coming from somewhere too. Yeah. Betty de çok popülerdi. Tüm ilgi üzerindeydi. İkisine olan ilgi çok fazla ve tam bir ikon oldukları aşikar. Ve son olarak Benny de biraz Fischer andırıyordu bana. Diziyi ilk izlemeye başladığımda Benny'yi gördüğüm an kendi kendime galiba dizide Fischer var demiştim. Ta ki Beth ile olan maçlarını izleyene kadar. Bu diziden birini birine benzetecek olursak bu kişi Beth Harmon'ın kesinlikle Fischer'a benzediğidir. Zaten dizinin yapımında Kasparov'un büyük emeğinin geçtiğini biliyoruz. Kasparov bazıları için gelmiş geçmiş en kuvvetli oyuncu olarak biliniyor. Ve onun bir Fischer hayranı olduğu, ona saygı gösterdiği su götürmez bir gerçek.